Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün case haktayız arkadaşlar 20 bin dolar bakiyemiz var güzel bir şekilde katlayacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde para kazanacağız. Biraz önce bir video izledim arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Ama öncesinde siz de bakiye yüklemek istiyorsanız arkadaşlar. Bak buraya Dex yazıyorsun abicim. Bak geldin buraya Dex yazdın. 10 dolar yükledin. 11 dolar olarak geçiyor. 2 tane bedava kasa veriyor. Çekilişe katılıyorsun. Ayrıyeten benim de ayrı çekilişim var. Ona da katılıyorsun abicim. Katılmayı unutma. Şimdi biz bir kasa savaşımızı açalım arkadaşlar. Konuşmam gereken bazı şeyler var ya. Beraber bir sohbet muhabbet edelim ya. Arkadaşlar aslında var ya çok böyle sohbet edeceğim çok güzel konular var da çekiniyorum abi ya. Gerçekten hani şimdi bir şeyleri 2-3 dakikada anlatıyorsun. Hani elbet böyle hani kendini ifade edemediğin şeyler oluyor. Kendini ifade edemediğin şeyler bazılarını rahatsız edebiliyor. Hani yani kimseyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden çok fazla şey söylemek istemiyorum da. Abi biraz önce bir video izledim. İran'da birisi başı açık ve hani çocuğunu emziriyormuş işte. Bir tanesi de geliyor işte onu videoya çekiyor. Kadın çıldırıyor. Diyor sen benim videomu niye çekiyorsun işte. Galiba tutuklayacaklarmış bak böyle yazıyor. İran'da sarıklı sakallı bir molla çocuğunu emziren ve başörtü takmayan bir kadını da sonra tutuklatmak için gizlice kameraya almış diyor. Ya abi çok saçma şeyler ya. Çok saçma sebepler ya. Abi adamlar Mars'a gitmenin yolunu arıyor. Adamlar mutluluğu nasıl insanları daha çok mutlu ederiz, insanları daha çok nasıl özgür ederiz diye onların yollarını arıyorlar. Bizim takıldığımız şeylere bakmış. Ulan adam takmıyorsa takmasın lan başörtüsü. Bak ben de Müslümanım. Benim annemin de başörtüsü var. Kimse benim annemin başörtüsüne bir şey diyemez. Kimse de o başörtü takmıyor diye ona bir şey diyemez ya. Bu mentaliteye girmemiz lazım ya. İnanılmaz saçma salak bir şey ya. Abi Müslümanlık bu değil lan. Vallahi Müslümanlık bu değil ya. Salaksınız oğlum ya gerçekten. Bunları yapan insanlar hani sanıyorlar ki işte herkes Müslüman olacak böyle yaparsak işte şey yaparsak. Ananı satayım ya senin senin Müslümanlığın Allah senin bak herkesin Allah'la olan iletişimi farklıdır kardeşim. Sen işte sakalını bırakırsın, sarık takarsın, şey yaparsın. Senin iletişimin oduru ya. Kimse senin sarığına laf etmiyor abi. Sen de kimsenin bir şeyine laf etme ya. Adam mı hadi başörtü takmıyor. Başka şekilde ibadet ediyor ya. Çok saçmasınız oğlum ya. Çok saçma salak insanlar ya. İnsanlar istiyor ki herkes aynı şekilde. Bak mesela ben bunu böyle koyuyorum ya. Bak mesela şu telefonu tut. Ben bu telefonu böyle kaldırdım. Herkes benim şey kaldırdığım şekilde kaldırması lazım. Oğlum herkes senin kaldırdığın şey kaldırırsa biz bu dünyaya boşuna gelmişiz yani. Herkesin ibadeti farklı. O zaman sınav diye bir şey yok ki yani. Herkes istiyor ki benim inandığım gibi herkes inansın. Ya oğlum çok saçma salak insanlarsınız ya. Gerçekten abi gördüm şu videoyu izledim. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Valla insanlar ya biraz özgür olmamız lazım ya hani özgürlükten kastım da bu değil ya abi kimse kimseyi rahatsız etmesin boşverin lan takmayın lan böyle hayatı hani bu dünyaya gelmişsin eyvallah inanıyorsun eyvallah ama hani karışamazsın başkasına ya. Vallahi karışamazsın başkasına ya. Kimse kimsenin özgürlük alanına giremez ya. Abi çok saçma. Çok çok saçma. Valla ben görüyorum bazen. Hani aklım almıyor ya. Gerçekten bazı hareketleri bazıların bazı hareketleri aklım almıyor ya. Yani çok saçma arkadaşlar ya. Hani kimse kimsenin ne yaptığını oğlum ya bunu benim söylemem bile saçma ya. <laughs> oğlum bunu ilkokulda öğrenmem lazım ya. Vallahi eğitim şart ya. Gerçekten eğitim şart ya. Bu ülkeye en büyük şey arkadaşlar bu ülkede değil Allah'tan başka ülkede yani. Bu ülkede de olamaz ya. Ya oluyordur da yine ben şeye gittim abi. Ee, Sakarya'ya gittim. Kız arkadaşım vardı. Elini tutamıyordum ya. Diyorum ne olacak diyorum biri bir şey söyler diyor. Bak diyor burası öyle İzmir gibi değil diyor. Hani elini tutamıyordum lan. Söylerse söylesin kim bana bir şey söyleyebilir yani. Sen benim kız arkadaşımsın ben senin elini tutuyorum. Elini tutuyorum. Elini sadece elini tutuyorum yani. Abi hani çok garip ya bu garip bir şey ya vallahi çok garip bir şey. Hani şu kafa var ya aa uzak dursun ya vallahi Türkiye'den uzak dursun. Bu video arkadaşlar bu kadar güzel katladık güzel de sohbetimizi muhabbetimizi ettik. He bence bu kimseyi rahatsız etme herkes aynı düşünüyor abi. Yani herkesin özgür ya abi anlat, anlatabilmişimdir umarım görüşürüz. Arkadaşlar selam son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor buradan izleyebilirsiniz kazanan arkadaşa hayırlı olsun ol. görüşürüz